Lordum. Aa Cengum, tanışmamızın üzerinden uzun zaman geçti. Evet geçti. Nasılsınız lordum? Ha? İçeri gelir misin lütfen? Tabii. Majesteleri benim Cengum'im. Kral mı dediniz? İçeri gel. Bu Cengum Seo, küçük bir çırak. Majesteleri. Otur. Bir dakika. Ağaçlıklarda gördüğüm kişi sensin. Demek hayatımı kurtaran kişi sensin, öyle mi? Majesteleri ben... Majesteleri, bu kız yanı başımızdayken biz her yerde onu arıyorduk. Ben de bunu söylüyorum. Ağaçlıklarda gördüğün katillerle ilgili özel bir şey var mıydı acaba? Özel bir şey mi? İki katil vardı ve ben bir tanesinin yüzünü görebildim. Peki şimdi görsen acaba tanıyabilir misin? Yüzünü görürsem tanıyabilirim ama emin değilim. Aklına gelen başka bir şey var mıydı? Düşün. Tüm hatırladığım bu kadar. Pekala. Hayatımı kurtardığın için bir ödülü hak ediyorsun. Şimdi bana ne istediğini söyle lütfen. Bir şey istemiyorum majesteleri. Majesteleri, henüz katillerin kimliğini belirleyememiş olsak da sanmıyorum ki onu resmen ödüllendirmek akıllıca olsun. Kanaatimce onu katillerin kimliğini belirledikten sonra ödüllendirmelisiniz. Bir konuda çok haklısın. Sanırım seni daha sonra ödüllendirsem çok daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim majesteleri. Yapbozun parçaları birleşmeye başladı. Kömür deposunda yangının neden çıktığını, katillerin neden Cengum Seo'yu Jeju Adası'nda öldürmeye çalıştığını artık anlıyorum. Jeongumin, ona bir şey olmamasına dikkat et. Ne de olsa ona çok şey borçluyum. Evet majesteleri, emredersiniz. Lütfen kimseye bugün kralla tanıştığını söyleme, tamam mı? Tabii. Söylemem efendim. Ama kim kralı öldürmek ister ki? Sanıyorum ki kralın tahtına geçmek isteyen bazı insanlar var Cengum Seo. Çok dikkatli olmalısın. Bence katiller hala peşinde olmalı. Dikkat et. Evet efendim. Ha? Ne oldu? Neyi hatırladın? Diğer katilin kolunda kelebek dövmesi vardı. Kelebek dövmesi mi? Dövmeyi gördüm. Eminim çünkü gömleği yırtıktı. Sanırım katil kadın olabilir. Bir kadın ha.
Pekala, kimseye dövme hakkında bir şey söyleme Cangum. Kendini tehlikeye atıyor olabilirsin. Evet efendim. Nelerden konuştular? Mavi kelebeğin kelebek dövmesinden söz ettiler. Bu işleri karıştırdı. Artık harekete geçmeliyiz. Evet efendim, emredersiniz. Kolları çok uzun bunun. Sana uygun bir tek bu var. Suçu midende ara sen. Seni buraya getiren nedir? Özel konuşmamız gerekiyor. Senin gitmene gerek yok, tamam mı? Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Şu andan itibaren küçük çırakların oturduğu sokakları korumanı istiyorum senden. Küçük çırakların oturduğu sokaklar. Neden peki? Jeju Adası'nda gördüğümüz katillerle ilgili bir şey bu. Ne? Katiller hala Cangum'un peşinde mi yani? Ayrıntıları sana sonra veririm. Şimdilik sen küçük çırakların sokaklarını koru, yeter, tamam mı? Bekle bekle, neden emirleri senden alıyorum ha? Çünkü bu benim değil, kralın emri. İşini yap. Seni gidi şaşkın şey. Ama bir şey olmuş olmalı. Cangum'u daha fazla göreceğim. Onu bu seferlik affedebilirim. Haklısınız. Cangum'un güvenliğini sağlayacağız. Evet, koruyacağız. Cangum dün gece nereye gittin? Söyle bakalım. Biri bana Cangum'un ne geri geldiğini söyledi ama. Ne oldu, anlatsana. O mu? Bir şey değil. Öyle mi? Bu daha çok şüpheli geliyor. Siz ikiniz dün gecenin bir vakti ne yapıyordunuz bakalım? Sadece gece etraf tehlikeli olduğundan bana eşlik ediyordu. Ne demezsin? Sarayda o saatte neler olmaz ki zaten? Yine de doğru olabilir, değil mi? Ne o? Diyorlar ki bazen bir kaplan bu kaksan dağından saraya geliyormuş. Bir kaplan mı? Hayalet hikayelerini duymuştum ama kaplan hikayelerini duymamıştım hiç. Sen hayalet mi dedin? Biliyorsun. Köşkün yanında bir gölet var. Çok uzun zaman önce bir saray kadını kendini gölete atmış, ölmüş. Duyduğuma göre o zamandan beri göletten bir hayalet ıslık çalarak ortaya çıkıyormuş. Yalan söylüyorsun. Hayır, bence doğrudur. Çünkü askerlerin bunu konuştuklarını duymuştum. Cangum Seo ve Gum Yong Choi, ana çıraklığına terfi ettiğiniz için bundan sonra kraliyet mutfağından siz sorumlusunuz. Kraliyet mutfağı nedir? Neden bana soruyorsun ki, bilmiyorum. Gum Yong, ne olduğunu söyle. Bazen yemek krala ulaştırılana kadar soğuyor. Kraliyet mutfağı yemeği ısıtıp soğumaktan kurtardığın yer. Bunu duydunuz mu? Yeong Sang Lee ve Yeong Royun. Evet efendim. Siz ikiniz Sangung Han ve Sangung Choi'ye yardım ederken kraliyet görgü kurallarını öğrenin. Peki efendim. Kraliyet mutfağı, nihayet buradayım. Çok mutluyum. Cangum Seo, çok büyük doğruyorsun. Bununla ne yapacaksın? Küçük küçük lokmalar halinde doğru olur mu canım? Peki. Gum Yong trupları nasıl doğruyor seyret. Gum Yong temel pişirme işlerinde çok daha iyi, öyle değil mi? Alıştırma ustalığını arttıracaktır. Kolay değildi ama çok şey öğrendim. Evet, kraliyet mutfağı diğer mutfaklardan çok ama çok Cangum! Farklı. Cangum! Dongi!
Zarın içinde harika görünüyorsun Dongi. Gerçekten mi? Aa, sen onu merak etme. Ben ona özel dersler veriyorum da. Bu çok iyi. Hiç önemi yok. Burada ne yapıyorsunuz söylesenize. Ne demek ne yapıyorsunuz? Size odanıza kadar eşlik edeceğiz. Eşlik mi? Geldiler. Hadi anlatın lütfen. Nasıldı? Zor muydu? Kral nasıl biri? Söylesenize hadi. Bilmiyorum. Bütün gün kraliyet mutfağında çalıştık. Kral Gumyong'un yaptığı bir şeyi yemiş olmalı, öyle değil mi? Hayır, bütün yaptığımız turpları doğramak oldu. Bir gün mutlaka kraliyet mutfağına gireceğim. Bu hayalime kavuşacağım. Hayalin mi? Hayalin ne senin? Ay, hayalim şu ki bir gün gemi kraliyet kadını olacağım ve kralın yediği her şeyden tadabileceğim. Göreceksiniz. Eğer gemi kraliyet kadını olursan krala yiyecek hiçbir şey kalmaz. Çok haklı. Lordum Suroşan. Ne yapıyorsun burada? Ben burada özel gardiyan olarak görevdeyim. Özel gardiyan mı vay canına? Belki de söylenti doğrudur. Sarayın etrafında bir kaplan geziniyor. Ne yapacağız? Hayalet. Sen ne diyorsun? Sarayda bir hayaletin ve bir kaplanın olduğunu mu söyledi? Doğru değil mi bu? Peki o zaman neden bizi koruyorsunuz? Kralın emriyle yapmamız gereken şey... Pekala, gitmemiz gerekiyor. Evet efendim. Hadi gidelim. Kralın emri mi? Rivayet doğru olmalı. Neden sürekli böyle çok konuşuyorsun? Özür dilerim, neden söz ediyorlardı? Kaplan ve hayalet miydi? Bukaksan Dağı'ndan bir kaplanın geldiğini duydum. Ve aynı zamanda da gölette boğulan bir kraliyet kadınından bahsediliyordu. Sahiden mi? Pekala. Kaplanı yakalayalım hadi. Kaplanı nasıl yakalayacağız peki? Korkacak bir şey yok. Kaplan sadece büyük bir kedi. Hiç mantıklı konuşmuyorsun. Eğer istiyorsan kendin yakala. Düşünsene Dongi. Eğer kaplanı yakalarsak Jangum gerçekten bizimle gurur duyacaktır. O konuda haklısın. Hadi gidelim. Tamam. Yeri! Gerçekten de kaplanı yakalayabilir miyiz dersin? Na, bunu bana bırak, merak etme. Kaplan! Nerede kaplan? Çalıların arasında kayboldu. Güzel, bunu beğendim. Onu yakalamamız gerekmiyor mu? Kaplanın sarayın etrafında gezinmesine izin veremeyiz. Ama kaplan önemli bir hayvan. Onu kendi haline bırakmalıyız. Korkuyorsun öyle değil mi? Korkmuyorum canım. Nereden çıkardın? Merak etme. Güven bana. Sadece bir kaplan. Ben icabına bakabilirim. Hadi. Hadi gidelim. Oh.
Sen bir kaplan gördüğüne eminsin değil mi? Parıldayan gözler gördüm. Sadece bir kediymiş. Dediğine bak kedi, ama kediden sen de korkuyorsun galiba, öyle değil mi? Neden korkayım ki ya, söylesene. Daha önce bir kaplan yakaladım ve bir tane daha yakalamayı umuyorum. Hadi gidelim. Yeri! Neredesin? Biri beni görmeden odama dönmem gerek artık. Yeri! Yeri! İnanamıyorum. Biz buraya nasıl geldik? Bu gölet. Hayaletin göleti. Hayalet mi? O sadece bir hikaye. Bir hikaye olduğundan emin misin? Olabilir. Çünkü çok uzun zaman önce bir saray kadını Prens Crown'la yakınlaşmış. Ama sonra göleti atlayarak intihar etmiş. İntihar mı etti dedin? Sanırım ismi Yerin gibi bir şeydi. Rivayete göre bir sürü ıslık çalmış, sonra da gölete atlamış. Islık çaldıktan sonra gölete mi atlamış? Sen kocaman bir adamsın. Hemen korkma. Artık yetişkin bir adamsın. Hayalet diye bir şey yoktur. Baba, bunu duydun mu? Yeri! Ölen saray kadının ismi Yeri mi demiştin sen? Yeri! Kim var orada? Kim var orada? Gitti. Hı? Bunu gördün mü? Biz bir şey gördük mü? Evet, gördük. Evet. Bu inanılmaz. Günün bu saatinde burada ne arıyorlar? Bunu gördün mü? Hala bir şeyler mi görüyoruz biz ha? Lordum? Biri az önce gölete düştü lordum. Biliyorum, gördüm. Gidip kontrol etmemiz gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Kim var orada? Kim var orada? İşte hiç kimse yok. Ben de sanmıyorum. Ay. Bir an için ölüyorum sandım. Yeri, demek buradaydın. Hopçum. Hiç uyuyabildin mi? Kabus gördüm. Bütün gece rüyalarımda kovalanıyordum. Ben de öyle. Onu nerede buldun bakayım? Ben bulmadım. Uyandığımda yanımda uyuyordu. Lordum. Sabah sabah burada ne yapıyorsun? Cangum'la Gumyong'a kraliyet mutfağına kadar eşlik etmeye geldik. Cangum ve Gumyong çoktan kraliyet mutfağına gittiler. Daha erken gitmeleri gerektiğini söylediler. Pekala. Tamam o zaman, gidelim. Durun biraz. Kaplan ve hayalet demişken... Hepsi rivayetmiş. Ne dedin sen? Bize insanların geceleri ortalıkta gezmemesi için bunları uydurduklarını söylediler. O kadar rahatladım ki. Bunun böyle olacağını biliyordum. Bu demek oluyor ki Jangeum'la Gumyong'a eşlik etmenize gerek yok, öyle değil mi? Pekala, gitmemiz gerek. Lordum. Yani bir rivayetmiş. Evet, öyleymiş. Bir şeyler görüyorduk. Evet, öyle. Neyse, geçti. Ah,
Sangun Choi çok hasta. Bu yüzden artık daha çok çalışmamız gerekiyor. Evet efendim. Affedersiniz Sangun Han. Bu kadar erken ne yapıyorsun burada? Sizden bir şey isteyeceğim. Acaba kral için haşlanmış tavuk yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Bunu pişirin ve masaya koyun lütfen. Ama bu maydanoz değil mi? Bunu yapmak zorundayım. Çünkü kral ilaç almayı reddediyor. Maydanoz iştah açıcıdır ve bağırsakları güçlendirir. Bu kralın saatini arttıracaktır. Maydanoz taze görünüyor. Pekala, şimdi ben bununla bir sebze yemeği yapacağım, tamam mı? Tamam o zaman. Bunu deneyin majesteleri, maydanoz çeşnesi. Gerçekten çok lezzetli. Majesteleri. Majesteleri. Neler oluyor burada? Sangun Khan, bu sabah kral için kahvaltı hazırladın mı? Evet, hazırladım. Götürün onu. Neden onu götürüyorsunuz? Çekil yolumdan. Hacango. Neler oluyor? Sangun Khan, neler oluyor? Neyme dalma, dalma ne bu? Sıçrılan ne içerdi bana?